Da şimdi az önce siz de biraz değindiniz. Yani mesele sadece orada aşağıda bir terör koridoru oluşturulması değil. Şimdi bugün mesela da dün bir HDP milletvekili adayı dedi ki özerklik getireceğiz. Yani Türkiye'ye dair verdiği seçim vaadi özerklik. Ve dedi ki Afrin'i geri alacağız. İşte Düşünebiliyor oradaki musunuz? Mehmetçiğin Afrin kimden yaptığı alıyorsun operasyonları sen? hatırlattı. Yani aslında hadise Yani öyle bir ittifak yok deniliyor falan ama bir taraftan da 100 yıllık bir değişimden bahsediyorlar. Hani Cumhuriyet'in değişimine kadar olayı götürenler var. Nasıl bir aslında tabloyla karşı karşıyayız? Yani dışarıdan o Batı basınında bu analizler çıkıyor. İçeride de bu tip açıklamalar Zafer Bey, yapılıyor. siz inanıyor musunuz ittifak olmadığını? Ya ben Sokakta tek bir vatandaşımızı gördünüz mü ittifak olmadığını adayın? Herkesin HDP ile altılı masa herkesin. Ya arasında onu. yapmayın yani, bizim Ama şöyle milletimiz bu çok işler kadar, arası bir ya savunma bizim bu kadar yapıyorlar. şey HDP pozisyon. diyorlar, yok diyorlar orada işte Ben de masada, diyorum, yok siz diyorlar. inanıyor musunuz buna? Ben Ya dün yaptım. Van mitingini görmediniz mi? Tabii. Van mitinginde Arda da adam oldu. dişe diş kana kan diye HDP'liler Öcalan'a bilmem ne yapacağız diye. karşıladı yani Evet. oradaki şey Sahnedeki mitingde. vatandaş da ona cevap veriyor zaten. Merak etmeyin, sizin vatandaşları çıkaracağız diye. Bu tarafta geliyorsunuz. Boyabat'ta Kılıçdaroğlu çıkıyor. Hikaye okuyor. Bayrak, vatan, bizde bilmem ne yok. Öbürü geliyor. Ben milliyetçi bilmem ne falan. Hiçbir şey. Benim olduğum yerde HDP olmuyor. Ya kardeşim, dalga mı geçiyorsunuz? Şöyle kafanızı kaldırsanız. Zaten hepsi canlı yayınlanıyor. Vatandaşım görüyor benim. Van mitingine bak, görürsün. Akşener çıkıyor oradan. Milliyetçilik şeylerine başvuruyor. Yok böyle bir şey falan. Ya ben var demiyorum ki. Senin mitinginde bayraklar Tabii açıyorlar tabii. ve Tabii. senin mitinginde slogan atıyorlar. Senin mitinginde yine senin dediğim kurduğunuz ittifakın o masanın mitingini bahsediyorum. Hepiniz de o mitingin parçalarısınız. Sen görmüyor olabilirsin de, ya millet görüyor bunu, biz görüyoruz. Dolayısıyla milletin gözünün içine baka baka yalan söylemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla mert olmak lazım. Yaptığınız anlaşmalarda, yaptığınız ittifaklarda, yaptığınız birlikteliklerde de mert olmak lazım. Bizim milletimiz mertliği sever. Evet. Dolayısıyla burada var mıdır yok mudur olayı bence çok geride. Evet. Yani var olayı da işte biraz önceki söylediğiniz dünyanın en önemli seçimi dediğinde, oradaki olay dünyanın en önemli seçimi. Çünkü bölgedeki planları, bölgeyi yeniden yapılandırma hamleleri gecikti. Türkiye'den dolayı gecikti. Mevcut Ve bunu ne yönetimden dolayı. pahasına olursa olsun yapmak istiyorlar. Aslında baktığınızda yukarıdaki, kuzeydeki karışıklıklar da tesadüfi değil. Ukrayna-Rusya Savaşı mı Ukrayna-Rusya Savaşı diyorsunuz? da tesadüfi değil tabii ki. Yani düşünün Türkiye'nin barış görüşmelerini, Cumhurbaşkanımızın bastırmalarını, yine dışişlerimizin bu konudaki tüm gayretlerini, tüm ilgili birimlerimizin, ya Türkiye'de masaya oturtmuştuk neredeyse. Batı bir anda savaş bitecek diye korktu. Evet. Orada da o yapılandırmanın başka bir boyutunu görüyoruz. Yani daha da temele gittiğinizde yukarıda bir Doğu Batı arasındaki bir güç mücadelesi, değil mi? Bir ara Evet. neyi konuşuyorduk, hemen pandemiden sonra Batı'dan Doğu'ya bir güç kaymasını konuşuyorduk ve onun getireceği birçok kaosu, çatışmayı ve kompleksiteleri konuşuyorduk. Değil mi? Aşağıda Yani başka bu Rusya yapılanmaları konuşuyorduk. Ukrayna Afrika'ya Savaşı'nı gittiğimizde Fransa'nın oradaki, Fransa'nın Türkiye'ye düşmanlığı neden kaynaklanıyor? Afrika'daki doğru. çıkarlarıyla alakalı. Çıkarı Artan nedir? etkinliği Türkiye'nin. Yani artan etkinliği, ama Türkiye bir şey yapmıyor Afrika'da. Türkiye'nin oraya girmiş olması, Fransa'nın ve benzer ülkelerin oradaki zulmünü ve zalimliğini ortaya çıkarıyor. Yani Türkiye yardım ederek giriyor ve eşit mesafede giriyor. Kim olursa olsun eşit olarak görüyor ve göz göze bir ilişki kuruyor. Öyle olunca birden rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla bu bölgelere baktığınızda geciken planların hayata geçirilmesi anlamında onlar için en önemli seçimlerden birisi. Niye? Değişirse işte kendi talimatlarını uygulayacak bir Kılıçdaroğlu ve avanesi Sayın iktidara gelecek. Kılıçdaroğlu'nun Zaten 7 tane, 8 tane, 9 tane parçalı bir yapıyla, koalisyonla da istedikleri gibi yönetecekler, istediklerini yaptıracaklar. Zaten farklı krizlerle sürekli istediği şeyleri yaptıracakları için de
sorun yaşamayacaklar. Yani onun kendi, için o önemli. Evet, kendi planları dediğinizde aslında Türkiye'nin hani Allah korusun Irak ve Suriye gibi değil mi? Bir tabii ki yani. Bölünmenin eşiğine yani. Gelmesi, birkaç yani. Parçalı bir hal alması. Tabii ki yani. Dolayısıyla milletimiz bu oyunların tamamını görüyor. Bu ittifakta kimlerin olduğunu çok net görüyor. Ve bunun böyle bir ittifakın hayata geçmesiyle birlikte şimdi Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı olarak görüşeceğiz dediler. Gittiler mecliste görüştüler HDP ile. Şimdi YSP ile. Yani bunlar harf ve isim konusunda sorun yaşamıyorlar biliyorsunuz. Yani evet. PKK, YPG oldu mu farklı bir şey oluyor. YPG, PYD oldu mu farklı. O da ne bileyim DSG oldu mu farklı. Halbuki hepsi aynı. Hepsi aynı. Burada olduğu gibi. Şimdi siz diyeceksiniz ki ben Kuzey şeyden, Irak'tan ve Suriye'den askerlerimi çıkaracağım. Çekeceğim. Türk askerini çekeceğim. Parti programında var. Parti programında HDP'nin, var. Açıklıyor Yeşil zaten. Partinin ondan sonra zaten bu da açıkça ifade edilen şey. Terörist başına özgürlük diyeceğim. Öbürüne bilmem özgürlük diyeceğim. FETÖ'ye tamamını çıkaracağım. Adam ne diyor? Biraz önce sizin söylediğiniz gibi Afrin'i geri alacağız. O bir Suriye. Bu bir milletvekili adayı evet, diyebiliyorum. Tabii, tabii. Suriye'nin kuzey doğusundaki yani Türkiye, o fiili oluşumu mu taşımak Türkiye istiyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bir şahıstan bahsediyoruz. Geri alacağız. Sen kimden alıyorsun? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani bu milletin vekili olarak bu milletin meclisinde yemin etmeye gelen birisi Afrin'i geri alacağız. Afrin kimde? Türkiye'nin kontrolünde. Bu kiminle birlikte alacak? Kılıçdaroğlu'yla birlikte alacak. Kılıçdaroğlu ne diyor? Olur mu canım böyle bir şey yok. Peki bunların şımarıklığı nereden geliyor? Açıkla Cumhurbaşkanımızın ısrarla açıkla kardeşim içeride ne konuştuğunuzu diye. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracağım, öbürünü kaldıracağım, bilmem neyi kaldıracağım. Bir şey soracağım efendim. Siz de bu taraftan haberim yok diyeceksiniz. Milletin de buna inanmasını bekleyeceksiniz. Siz böyle bir dünya yok. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak devletin mahremiyetini de hakimsiniz. Şu projeksiyonu böyle mi görüyorsunuz? Onu sormaya çalışacağım aslında. Pervin Buldan dedi ki geçmiş olsun AKP'ye. Suriye'de nasıl Kürtler statü elde ettiyse aynısı Türkiye'de de olacak dedi. Burada bir hedef yani 14 Mayıs eğer seçimi kazanırlarsa ve sonrasına dönük o Suriye'nin kuzey doğusunda oluşturdukları o fiili yapıyı Türkiye topraklarına taşımak mı? Böyle bir hedef mi? Yani bu hedef de gizli bir hedef değil aslında. Bu hedefin provası yapıldı biliyorsunuz. Evet o hendek terörü. Bu hedefin provası yapıldı. Ve şu anda zaten Demirtaş'ın içeride olmasının sebebi de bu. Evet. Peki. Yani orada Aynel Arap, Kobani olayları bahane edilerek içeride yapılan kırma, dökme, hendek şeylerini hendek demeyelim ona tam çukur olaylarını biliyorsunuz. Peki. Bir ekonomi bu biraz da gizli bir konuşalım. Amaç değil yani.